İyi akşamlar sevgili canlar. Geçen hafta teknik sorununa takılan canlı yayınımızı bugün aldık. Prim İbrahim Kılavuz ile birlikte yüreğinize bu akşam cem olmaya çalışacağız. Zor günler geçiriyoruz. Tüm dünyada hatta zor günler geçiriyoruz. Biliyorsunuz korona virüsü yüzünden herkes hemen hemen panik halinde. Herkes bir teyakkuz halinde. Elbette ki tekrarlamamız gerekiyor. Sağlığımıza dikkat etmek için öncelikle başkalarının sağlığını da önemsememiz zorunlu. Başkalarını korursak kendimizi de koruyabileceğiz. Çünkü sosyal bir varlığız ve sosyal ilişkilerimizde yaşayan canlılarız. O yüzden de başkalarının sağlığını da dikkate alacak tedbirler almamız gerekiyor. Dışarı çıktığımız zaman, öksürdüğümüz zaman tekrar hatırlatıyoruz. Kolumuzun içine doğru öksürmemiz lazım. Bir yerle temas etmememiz lazım. Bu virüs canlı ortamlarda yaşayabiliyor ama metal gibi yerlere tükürük bezelerimiz düştüğü zaman virüs orada 12 saat yaşayabiliyor ya da işte elbiselerde 3 saat 4 saat diyorlar. Bu yüzden eve döner dönmez temas ettiğimiz için elimizi yüzümüze gözümüze vurmuyoruz. Eve döner dönmez ellerimizi 30 saniye 20 saniye boyunca güzelce ovarak her tarafını tırnaklarımızı da ovacak şekilde şu şekilde güzelce yıkıyoruz ve sakin olmaya çalışıyoruz. Stokları tüketmeye çalışmayalım çünkü başkalarına da zarar vermiş oluruz. Başkalarını zor durumda bırakmış oluruz. Yine hatırlatalım, sosyal bir varlığız. Panik yapmadan sosyal yaşamımızı da bu şekilde sürdürmeye çalışacağız ve diğerlerini de birlikte korumaya çalışacağız ve baş edeceğimize inanıyoruz. Bir şekilde başaracağız bunu. Sadece soğukkanlı ve sakin olmamız gerekiyor. İyi akşamlar Prim. Sen bir iyi akşamlar dilemek istersin diye söz sana. Şimdi bırakayım sonra başlatacağım. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Öncelikle şunu belirteyim ki pirim dedin. İşte bilindiği gibi pir sadece bilgiyle ilgili düşüncesine güvenilen insan demektir. Yoksa onun böyle gaipten, göğün bilinmeyen bir yerlerinden kendisine böyle bir ilham gelen ya da ilahi bir gücün sahibi olan varlık değil. O nedenle benim de kanım benim dışımdaki tüm insanların kanından daha kırmızı, daha yoğun, daha sıcak değildir. Bunu bir defa önceden belirterek sözüme başlayayım ben. Şimdi bu tabii bizim böyle sohbetlerimiz, muhabbetlerimiz hep böyle bir gulbenkle başlıyor. Özür Bu dilerim Prim, ben oraya geçeceğim şimdi. Ben şey yapayım, sunumunu yapayım. Şimdi canlar biliyorsunuz her yerler kapandı. Sosyal alanlara giremiyoruz ve biz bu programı özellikle Prim'le yapma ihtiyacı duyduk. Şimdi Prim delil yakacak. Ben de ışığımı kapatacağım. Prim delili uyandırdığı sırada ben de burada ışığımı yakacağım. Evet Prim. evet, işte çera dediğimiz şey herkesin bildiği gibi yani her şey o kadar hızlı bir ölçüde gelişip değişiyor ki çera dediğimiz şey çam ağacının reçinesinin bol olduğu bir bölümünün ateşlenmesidir. Ondan başka bir şey değildir. Geçmişte insanlar aydınlanmak için bu tür araçlar kullanıyorlardı. Yani elektriğin keşfedilmediği, fosil yakıtların keşfedilmediği şartlarda kullanılan ışık böyleydi. Yani bunu keşfetmişti, bunu kullanıyordu. Onun için ona çera demiş. Biz bugün hala işte geleneksel anlamda o kelimeyi kullanıyoruz. Çera kelimesini kullanıyoruz. Bunu söylerken de gülbank dediğimiz şey aslında bir temennadır ya daha doğrusu temennidir. Yani söylenen şeylerin gerçekleşeceğine ilişkin ilahi bir güç sahibi değildir söyleyen. Öyle de olmaz zaten. Nasıl ki böyle buluştunuz, görüştünüz, ayrılıyorsunuz ya da telefonda işte iyi günler diliyorsun insana. İyi günler dilerim der gibi bir şeydir bu. O nedenle ben de nasıl bir dünya istediğimizi nasıl bir dünya arzuladığınızı, Alevilerin genellikle gönüllerinde yatan şeylerin ne olduğunu biraz kendimce tabii dile getirmeye çalışayım. Bunu uyandırırken, elimdeki bu çerağı uyandırırken.
Öyle söyleyeyim. Umarım herkesin gönlündeki şey olur bu. Ne ezenin ne ezinelin olmadı, ne sömürenin ne sömürenin bulunmadı. Anaların ağlamadığı, çocukların öldürülmediği, savaşsız, sömürüsüz, kansız, kinsiz bir dünya için olsun. Evet, ben Evet Pirim, bu tamam. duygularla Evet, uyandırdım. güzel de bir Sorularınızı bilgilendirme. Evet Pirim, güzel de bir bilgilendirme yaptın. Şimdi ben konuyu da başlatmış olayım. Bu şekilde bir sunum yaptın. Teşekkür ediyorum. Yüreğine sağlık. Şimdi bu korona günlerinde bize ne sunacaksın Pirim? Nasıl bir cem olacağız? Yani koronaya karşı biliyorsun dinler tatilde. Kabe, kiliseler, camiler, cemevleri kapandı, kapatıldı. Siz bir Alev Piri olarak Alevlere nasıl bir nefes sunacaksınız? Neler söyleyeceksiniz? Ben dinlemek istiyorum. Yani şimdi öyle bir noktadayız ki herkes artık bilimin çare bulacağı gerçeğiyle yüz yüze. Siz bu konuda ne demek istiyorsunuz bilim? Tarihsel tüm deneyler göstermiştir ki bu tür konularda her türlü probleme bilim çare bulmuştur. Yani bilim dışında bir çare aramanın gereksizliğini kendi pratiğimizden biliyoruz. O nedenle demin sizin de belirttiğiniz gibi yani bütün dini merkezler tatilde. Şimdi neden? Yani demek ki duayla hiçbir şeyin üstesinden gelemeyiz. Bunu hep böyle cemlerde de dilimizin döndüğü kadar söyledik biz. İşte 800 yıl önce söylenmiş bir sözü, işte Hacım Bektaşi Veli'nin o unutulmaz aslında çağı ışıkta tutan, çağı boyunca, geçmiş zamanlar boyunca da ışık tutan sözünü temel almamız gerektiği düşüncesiyle onu da tekrar ederek söyleyelim. İşte bilimle gidilmeyen yolun sonu karanlıktır demiş. Zaten bize bu yolun nasıl yürünmesi gerektiğini de belirtmiş. Yani bunu bu Devrimci Aleviler Birliği'nin vazgeçilmez ilkesi oldu bu. Bu her oturumda, her muhabbette, her erkanda bunu dile getirmeye çalıştığı, dilinin döndüğünce, bilgisinin el verdiği ölçüde bunu dile getirmeye çalıştı. Onu kendi dışındaki insanlarla paylaşmaya çalıştı. Yani şunu ben hatırlıyorum, her gittiğim yerde şunları söylemişimdir. Yani gelen insanlara aman buna işte bir dua söyle, bir işte gülbank oku, sanki de ondan bir medet umarmış gibi. Şunu söylemişimdir, öyle gönülleri hoş edecek şeyler de söylemişizdir elbet, ama şunu söylemişizdir. Yani milyarlarca sizin pir dediğiniz, başkalarının papaz dediği, başkalarının haham dediği, tüm teoloji okumuş ya da okumamış tüm din insanlarının bir araya gelerek milyarlarca yıl dua etmesi sonucu tek bir buğday tanesinin yeri değişmez diyerek başlamışızdır biz muhabbetlerimize. Değişmez. O nedenle işte bilimdir her şeyin çaresi olan, insana ışık tutacak olan, bu dünyadan kaynaklı problemlerini çözecek olan şey tamamen bilimdir. Bu dünyadan derken dünya dediğimiz şey küçücük bir planet. Mini minnacık bir planet. Mini minnacık sayılacak bir güneşin etrafında dönen, üçüncü sırada dönen bir gezegen. Bu Yani çerağı da yani bu maksatla yakılan bir şey. Yani aydınlığı temsil etmek, bilimsel ya da akademik düşüncelere sahip olma anlamında bizi aydınlatan bir simge olarak mı kullanılıyor prim? elbette öyle. Zaten var olmamızın en temel araçlarından biri de ışık sadece görmemizi sağlayan, görmek için gerekli olan
o dalgaları yayan bir şey değil. Aynı zamanda ısıtan çok daha farklı özellikleri olan, şimdi tabii orada girmemize gerek yok, çok daha değişik boyutlarıyla. Ama kutsal da sayılmış, o dört ana sır dediğimiz şeylerden biridir. Ateş, yani ışık. Füzyon dediğimiz şeyle oluşan bir gereklilik. Yani burada işte bilimsel olarak anlatmamız gerekirse ta atom altı parçacıklara, onların hareketlerine, atomların hareketlerine girmemiz gerekir. Şimdi güneşte ne oluyor desek, işte birisi kalksa bize sorsa. Şimdi bilim buna diyor ki ya güneşte olan tek bir şey var. Nedir o? İşte hidrojen dediğimiz atomlar kafa kafaya çarpışırlar. Onların kafa kafaya çarpışabileceği ısı orada var. Onun güneşin merkezinde 15 milyon santigrat derecelik bir ısı var. Çünkü hidrojen atomları ancak bu sıcaklıkta çarpışabilme olanağı bulurlar. Peki çarpıştıkları zaman ne olur? İşte dört tane hidrojen atomunun birleşmesi sonucu bir helyum atomu ortaya çıkar. Yani helyuma dönüşür. Bizim güneşimiz de helyuma dönüşür. Dönüşürken işte ortaya çıkardığı salınım olarak bıraktığı kimi protonlar dalga boyları şeklinde yayılarak bize ısı olarak gelir, ışık olarak gelir. Sadece bize değil, bizim dışımızdaki planetlere de öyle. Ulaşabildikleri yere kadar öyle. Bu tür şey gösterirler ama bizim aynı zamanda sadece bizim değil, canlı diyebileceğimiz maddelerin yaşam koşuludur. Canlılar bildiğiniz gibi ikiye ayrılıyorlar. Yani hayvanlar ve bitkiler olarak ikiye ayrılıyorlar. Onlar şundan dolayı ikiye ayrılıyorlar. Yaşam koşullarını neyle belirlediklerine ilişkindir bu ikiye ayrılma süreci. İşte bitkiler karbondioksit alıp oksijen veriyorlar. Hayvanlar en küçük işte bakterilerden tutalım da biz insana kadar bütün canlılar da oksijen alır, karbondioksit verirler. Ha burada şunu da belirtmekte yarar var belki. Virüs dediğimiz şey canlı bir madde değil. Yani geçmişte canlı olarak kabul ediliyordu ama bugün tıbbi fizyoloji açısından canlı olarak kabul edilmiyor. Neden canlı olarak kabul edilmiyor? Çünkü bir virüs kendi kendini yeniden yapabilecek güce sahip değil. Güce derken yani bu enerji anlamında bir güçten söz etmiyorum. RNA'ları yok. Yani deoksiribonükleik asitleri yok. Kendini kopyalayacak yani DNA'sını kopyalayacak mekanizmaya sahip değil. DNA'lar bir DNA'lar bütünü de diyebiliriz virüsler için. Şimdi doğal olarak ortaya çıkan virüslerin dışında laboratuvar şartlarında da insan dediğimiz canlı bunları yapıyor. Çok daha değişik virüsler yapabiliyor. Yani evrende bugüne kadar var olmamış, belki de hiç var olmayacak virüsü insan beyni düşünüyor. Ediyor, çeşitli virüslerin DNA'larını bir araya getirerek hiç var olmamış bir virüs üretebiliyor laboratuvar Evet şartlarında. Pirim, ben burada sözünü kesip bunu destekleyecek birkaç şey söylemek istiyorum. Yani bazı iddialar var. Fransa'dan mesela bir iddia yayınlandı. Fransa'nın Çin'le beraber tezgahladığı bir oyun olduğu iddia edenler var ve SARS virüsü ile korona virüsünü birleştirerek SARS-CoV diye 2004 mü 2014 mü şimdi tarihi tam hatırlamıyorum başlattıkları ve patentleri aldıkları bir şeyi önce hazırlığını yaptıklarını ya yani böyle bir virüs oluşturduklarını ve hazırlıklarını yaptığı iddia ediliyordu. Başka doktorların söyleminde de yani bu bir yağ tabakası olduğu virüsün esaslı söylendi işte bu yüzden elimizi sabunla yıkamamızı istedikleri sebep bu virüsü çözebiliyor ve bunları laboratuvar ortamlarında üretildiği yani virüsün var olduğunu ama beraberinde de yani kendisini böyle evrimleştirmediğini onun laboratuvar ortamında geliştirildiği söyleniyor. Birincisi bu. İkincisi de çok farklı bir yaklaşım vardı. Ona geçeceğim ama istersen önce sen bunun üzerine bir şey söylemek istersen devamında onu dinleyelim. Bunu Zaten söylüyorlar. Bu iddialar ortada yani. evet zaten işte
söylemlerim içerisinde de ona dikkati çekmeye çalışıyorum. Yani o doğal olarak ortaya çıkan işte bir başkalarına göre işte bir nerede oturduğu bilinmeyen işte kafamıza göre işte ya da birilerinin kafalarına göre can yaptığı işte bir tanrının ortaya saçtığı onun yaptığı bir şey değil yani. Yani biz ona Alevi inancında o başkalarının tanrı dediği şeye biz evrenin demişiz, evrenin kendisi demişiz. Kendimizi de onun bir parçası görmüşüz. Onun için işte Varlığın birliği pir sözü buradan dediğimiz geliyor. Enel Hak demiş Allah Hacı Mansur. Onu anamadık işte bu yıl 26 Haziran Mart'ta Mart. 26 Mart'ta 922'de korkunç bir biçimde hayatına son verilen bizim de pir dediğimiz onun darına durduğumuz dar derken tabi bu konusu mudur bilmiyorum anlatmak gerekir mi burada? Anlatmaya ihtiyaç duyduğun her şeyi söyleyebilirsin Pirim. Yani sonuç itibariyle insanlar bazı şeylerin ifade edilmesini istiyorlar. Ben Evet, üstüne yani ekleyeceğim ben daha da sen... sadece konu açısından işte denk geldi de söylüyorum. Yani Mart, 26 Mart yani bu toplantılar olmadı. Biz onu anamadık. Onu anarak geliyorduk. Esas olarak baktığında Alevi kurumlarının en önemli ölçüde dikkate almaları ve yapmaları gereken anma olaylarından biri olması gerekir. Anma derken sadece işte ya işte 26 Mart'ta bir araya geleceksin. İşte Hallacın başına şunlar şunlar gelmişti, o şunları söylemişti gibi değil. Şimdi Hallacın kafasında neler vardı? Neleri uygulamak istiyordu da başına o işler geldi? Onun düşünceleri neydi? Onun bilince çıkartılıp ona uygun onun amaçlarını gerçekleştirme doğrultusunda hareket etmedir onu anlanma. Onun için anılır yoksa işte söylersin gelir geçersin o anlamda değil. Ama Her biz düşünce biraz öyle yaşamıyor muyuz Pirim? Yani çünkü Halacı Mansur darından bahsediyoruz, öneminden bahsediyoruz, Enel Hakk'ın öneminden bahsediyoruz ama yaşam biçimimizde peki şu anda bunu görebiliyor muyuz? Yani az önce söyledin o anlayışı da yaşayabilmekle ilgili bir şeydir. Yoksa anma tıpkı işte diğer katliamlarımızı andığımız gibi, hiç hesabını soramadığımız gibi bunu da hem felsefi olarak sahip olduğumu düşünüyoruz ama yaşam parçamız değil mi bu düşünce bir taraftan? Sanki değil gibi de. Çünkü başka şeylere inanıyoruz bu sefer de. Asimile olduğumuzu iddia ettiğimiz noktalara vardırıyoruz bunu. İşte pratik anlamda yaşamak gerekir derken, örneğin bugün içinde bulunduğumuz durum açısından da baktığımızda işte Hallacın düşünceleri ön plana çıkıyor. Nedir? Yani bizi bu halimizle canlı olarak var olmamızı gerektiren şeyler de dünya koşullarıdır. Bu dünyada ortaya çıkmış olan koşullardır. Biz bu dünyada, bu koşullarda şekillendik. Yani bizi şekillendiren, var eden bir başka deyişle bu dünyanın koşullarıdır. Yani peki o halde bu dünyanın koşullarını bir bilince çıkartmamız lazım. Onu keşfetmeye çalışmamız lazım. Marx diyor ki işte bilinen şeyler işte gerçek olsaydı ya da görünen şeyler gerçek olsaydı bilme gerek kalmazdı diyor. Şimdi işte tam da bu anlamda bilim gerekli. Yani Hallaç da o nedenle kafanızı gökyüzüne kaldırıp oralarda işte ilahi güçlerin gelip size herhangi bir konuda yardım edeceklerini beklemeyin diyor. Siz bu dünyaya aitsiniz. Yani siz onun bir parçasısınız. O nedenle görünen her şeye Tanrı'nın bir parçası demiş Enel kendisini de onun bir parçası görmüş. Şimdi bunu günümüz şartlarında nasıl bilince çıkartacağız? Nasıl hareket etmemiz gerekir? Örneğin işte sabahtan akşama kadar ben burada Allah Allah desem adını anmadığım işte kimilerin evliya, enbiya dedikleri kalmasa bir başkalarının işte sinagogda bunu yapsa, işte kilisede yapsa, camide yapsa, Buda tapınaklarında yapsalar neyi değiştirebiliriz? Hiçbir şeyi değiştiremeyiz.
Ama bir şeyi geliştirebiliriz. Örneğin işte objektif geliştirmişler. Bununla baktığımızda çok daha küçük canlılar görebiliyoruz. Onların hareketlerini ve nasıl hareket edebildiklerini keşfedebiliriz. Ona uygun çok daha değişik aletler yapabiliriz ki yapıyor. İnsanoğlu bunları yaptı. Onun için işte senin de demin vurgulayarak söylediğin gibi genlerin nükleoidleri değiştiriliyor. Bir başka DNA'dan belli bir bölüm alınıyor. Bir başka DNA'nın bölümlerine ekleniyor. O oradan çıkartılıyor. Oraya başka bir şey ekleniyor. Çok farklı bir madde elde ediliyor. Madde derken işte virüs anlamında söylüyorum. Çünkü o canlı demiyorum. Yani bir canlı varlık elde ediliyor demememin nedeni o. Çünkü ona baştan da söylediğim gibi canlı değil. Ama bunu canlı insanlarda da yapabiliyor bunu. İşte bunu bitkilerde de yapabiliyor. Bitkilerde yapabildiği örnekleri sıkça yani görüyoruz. Genetiği değiştirilmiş gıdalardan bahsediyoruz. Evet, onlardan söz ediyorum. İşte diyelim ki işte nektarin. Nektarin diye bir meyveyi doğa bize vermedi. İnsan yaptı bu meyveyi. Yani tüysüz şeftali düşün. Tüyü olmayan bir şeftali yaptı insan. Yani bu doğanın yapıp bize sunduğu bir meyve değildi. Benzeri birçok meyveyi, birçok canlıyı üretiyor insanoğlu. Geçmişte işte savaşlara da bu savaş ekonomisine de yansıyor. Savaşlar işte şimdi işte nükleer başlıklar taşıyan dünyayı 100 defa değil 1000 defa yok edebilecek silahları ellerinde bulunduran ülkeler var. Yani kimse kalkıp bir diğerine kafa tutamıyor. Ben şimdi mesela A ülkesi füzesini ateşlese ona karşı ateşlenecek füzeler de var. Hani onu havada yok edeceğine inandığı teknolojiye sahipse öbürü de ona sahip zaten. Ama bu tür şeyler mesela örneğin belki bu da komplo teorisi içerisine girecektir. Öyle değerlendirilebilir belki ama şimdi bu, örneğin yani atarak söylüyorum ya da bir varsayımla şey yapayım. Bu laboratuvar şartlarında üretilmiş bir virüs de olabilir bu. Ama kimin ürettiği belli değil. Kime yükleyebilirsiniz siz şimdi böylesi bir şeyi? Bütün dünyadaki ülkeler alarm halinde şimdi. Kimse kimseyi suçlayamıyor. Nereden çıktı, nasıl geldi, nasıl gitti suçlayamıyor. Yani şimdi konuşanların tümüne bakıyorsunuz, hepsi siyasi, politik insanlar. Tek bir bilim adamının çıkıp, ya bu meselenin aslı şudur, bu kaynağı budur, niteliği budur bu virüsun diyemiyor. Yani ben böyle bir bilim adamının evet, çıkıp... Evet, Prim, çok güzel bir yere dokundun. Yani birkaç kişinin sadece sorusu olarak görebildim. Ben Twitter'dan, WhatsApp'tan, Instagram'dan birçok yerden baktığımda, çok nadir insanlar az önce söylediğin şeyi söyledi. Neden de politikacılar konuşuyor da bu konunun uzmanları konuşmuyor. Bilim adamları, akademisyenler değil de niye bunlar konuşur dedi. Yani buna hiç dikkat ediyor musunuz dedi. Gerçekten de öyle. Şimdi bizim açımızdan da şimdi aslında önemli bir yeri var bunun. Yani şimdi bizde de kimler bunu işte mesela az önce çok güzel Kemal Canikcan bir soru sordu. Şu an itibariyle insanlık neyle karşı karşıya ve bu durum karşısında nasıl bir pozisyon alınması gerekiyor? Çok doğal olarak soruyor. Burada bir pir var. Mesela ben de ona yöneltiyorum. Şimdi sen buna bir şekilde cevap verebilecek bir şey, argümanların ya da bir bilgi birikimin var. Ama peki genel olarak cemevlerimizde aynı şekilde bize önderlik yapan ya da bilimsel şeyler üzerine çalışması olan kimse var mı? Konuşabilir mi? Yani şimdi bu neyin göstergesi o zaman? Çünkü sadece söyleyebildiğimiz ellerinizi ovun, öksürürken böyle yapın, dışarı çıkarken dikkat edin. Bunu zaten yani bizde dünya kamuoyunda çok farklı öğreniyorlar. Yani asgari düzeyde televizyonlardan işte basından şuradan buradan yansıtılan şeyler. Kaldı ki bunların hepsi de bilimsel yöntemlerle bulunup ortaya çıkartılmış aletlerdir. Bunlarla bize yansıyorlar. Hani en asgari düzeyde bunlara dikkat edin diyorlar.
Şimdi mesele de şudur zaten. Sadece Alevi toplumu değil, Alevi toplumu en geri ölçüde örgütlenmenin uzağında olan bir toplum. Bunu hepimiz biliyoruz. Şimdi örgütlenmeye çalışıyor ama çok yanlış şartlarda örgütleniyor. O kadar tam ters bu örgütlülük kendi yitirdiği olanaklara sahip olması amacıyla yapılıyormuş gibi görünmesine rağmen öyle değil. Tam tersine kendi değerlerinden kurtulması, onların yok olması anlamına gelecek biçimde örgütleniyor. Ve demin senin söz ettiğin işte benim gibi insanlar kalkıyorlar, geliyorlar. İşte talip olarak ortaya gelmiş olan insanların beyinlerini manipüle ediyorlar. Onlara hiç evrende olamayacak şeyler anlatıyorlar. Yani bilimsel anlattıkları hiçbir şey yok. Ben rastlamadım. Siz rastladıysanız söyleyin. Hangi Maalesef bir en büyük gidiyor? şikayetlerimizden biri. Bilim anlatıyor. Öyle bir şey yok. Devletler de bunu yapıyorlar zaten. Dine sahip çıkıyorlar. Örneğin Türkiye'de en az 9 katrilyon para ayrılıyor Diyanet'e. Ne yapıyor Diyanet çalışanları? Ne yapıyorlar? Yani ürettikleri ne? Sadece biz Türkiye'deki Diyanet'in işlevine ilişkin değil. Mesela kiliseler ne yapıyorlar? Vatikan ne yapıyor şimdi? Burada bir Vatikan yorum var, onu okuyayım istersen. Destekli Mehmet Ali Demircan yazmış. Bence korona tek tanrılı inançlardan beklentisi olanlar boşa çıkmıştır. Bugün tek tanrılı tüm dinler yüzünü kendi kutsalları yerine bilime çevirmiştir. Yani Kâbeler değişti. Tüm insanların tek Kâbesinin bilim olduğunu ortaya koymuştur dedi. Ben buna da bir ekleme yapacağım. Bunu eğer görüyorsak, o zaman bundan sonraki Alevi örgütlülüklerimizden, pirlerimizden o zaman talep edeceğimiz şeyin ne olacağını da iyi seçmemiz gerekiyor. O zaman madem öyleyse ben istiyorum ki İbrahim Kılavuz gibi pirlerimiz çıksın, bize bilimden bahsetsin ve neden bilime? Şimdi mesela bu saate kadar, yani şu 20 dakika, 30 dakika içinde tam ne kadar oldu süre bilmiyorum. Tam 30 dakika içinde neden sen böyle bilimsel şeylerden bahsetmeye çalışıyorsun? Senin derdin ne? Neden anlatıyorsun pirim? Bunun bizim ne işimize yarayacak? Neden mesela bir kılıcın kaç arşın uzadığını söylemiyorsun? Bir kapıyı koparıp kalkan yapıldığını söylemiyorsun? Her yerde nazır hazır gibi şeyler söylemiyorsun da niye bilimsel şeyler anlatma derdindesin? 7 yıldır Devrimci Aleviler Birliği ile bunu niye yapmaya çalışıyorsun? Derdin ne? Şimdi her şeyden önce gerçeğe hü diyen, gerçeği selamlayan bir anlayışın sahibi olmaya çalışıyoruz. Bilgimiz, becerimiz, yeteneklerimiz ölçüsünde. Hepsi bu. Tüm mesele bu. Yani gerçek ne? İnsan dediğimiz canlı tüm yaşamı ve gelişimi boyunca gerçeği aramadı mı? Mehmet Ali Canımızın söyledikleri şeylere katılıyorum ama şeyi de görmemiz lazım. Bu söyledikleri şeyi gören, yani bugün ortaya çıkmış olan gerçeği görenler çok fazla değil. Yani insan olarak işte bilimle gidilmeyen yolun sonunu karanlık olarak gören, araştıran, inceleyen beyinler bunu görebiliyorlar. Onun dışında uyutulmuş işte bu bizde de şey yapamayacağım, söylemeyeyim o yanı da Pirim, koskoca yani kurumlar haline gelmiş. öyle bir noktadayız ki, yani bazen dile susturucu bazı noktalarda takmamak lazım. Ben anlıyorum, kaygılar güderek cümlelerini kitlemeye çalışıyorsun ama bazı şeyler söylenecekse söylenecek. Çünkü daha ölüm bu kadar net kapımıza gelip bize, yani daha dün başka şeyler diyenler bile bir gün çıkmış can havliyle kendilerini başka yere kapakladıklarını, attıklarını söylüyorlar ama bu hale getirdikleri toplumun vicdanı ile ilgili tek kelime edemiyorlar. Bugün herkes bilimden bahsetmeye çalışıyorsa bizim de bir söz hakkımızın olması gerekiyor. Çünkü ölümden daha başka ne var? Yani nasıl anlatabiliriz? Bugün ölüm geldi, bununla anlatacağız. O yüzden bazı şeylere kilit vuruyorsan yani rahat olmaya çalış. O hassasiyeti de insanlar anlamak zorunda. Yani bugün sen bir pir olarak toplumuna gerçekleri söylemek zorundasın. Çelişkiler neyse onları anlatmak zorundasın. Sen bu yolun içinde pişmiş bir insan değil misin? Ve sana pir demiyor muyuz? Yani doğal olarak sen bizi aydınlatmak zorundasın.
Evet, yani şimdi işte kişi kendisine ne diyor? Siz öyle söyleyebilirsiniz de kişi kendisine ne diyor? Zaten Devrimci Aleviler Birliği dediğinde her taraftan yani düşüncelerini paylaştıklarını iddia eden insanlar bile onun yanına yaklaşmakta zorlanıyorlar. Düşüncelerini paylaşmakta zorlanıyorlar. Öylesi bir zamanda yaşıyoruz. Burası çok açık bir gerçek. Şimdi şey söyleyerek geçeyim ben. Durum neden bu halde? Dünyanın neresine giderseniz gidin, hangi ülkesine giderseniz gidin, mesela Küba ve benzeri bazı ülkeler hariç, ki onlar diğer ülkeler de yaşayan insanlar açısından işte açlıkla mücadele edilen ülkeler olarak değerlendirilirler. Ama bütün dünyaya bakın, onlar yardım etmeye çalışıyor. Onların bilim adamları, onların doktorları koşuyorlar, diyorlar o mesele öyle değil böyledir. Yardım etmeye koşarak gidiyorlar. Kendi hayatlarını da hiçe sayarak gidiyorlar. Peki dünyanın en aç, en sefil ülkelerinden bir tanesi olan, en küçük ülkelerinden bir tanesi de olan Küba bu işleri nasıl beceriyor diye bir soru gelse ne diyeceğiz? Belki mesele başka yerlere dolanıyor gibi oluyor ama can alıcı sorulardan bir tanesi bu. Çünkü orada dinden çok eğitime olanaklar sunuluyor. Çok kısmi, çok cüzi olanakları var. Ama bunlardan ayırabildikleri payı büyüğünü oralara aktarıyorlar. Eğitime aktarıyorlar, sağlığa aktarıyorlar da onun için bu kadar ileriler. Dünyanın en ileri gibi görünen ülkelerinin de ötesindeler. Neden? İşte Ay'a değil, Venüs'e değil, Satürn'e değil. Yani bugün en yakın yıldıza, yani Alfa Centauri'ye de araç gönderen ülkelerden de öte gelişmeler sağlamışsa bir ülke bu kadar dar olanaklara rağmen, bunu biraz düşünmek gerekir. İnsanların bunu düşünmesi lazım. Ya düşün, Amerika bu kadar bilmem neleri beceren bir ülke. Rusya bunları beceriyor. Fransa, İngiltere şu kadar ileri teknolojide. Peki bu virüs konusunda başarılı işleri yapan mini minnacık bir ülke var. Doktorlarını onlar gönderiyorlar. Niye? Neden böyle oluyor? Ülkelere baktığınızda ülkelerin çoğu insanlar gerçekleri görmesinler diye örgütlüyorlar eğitimlerini de. Çoğu böyle. Örneğin biz en çok kendi içinden geldiğimiz ülkeyi söz konusu edebiliriz burada. Nedir o? İşte Diyanet hep söylenir. Ben söylemiyorum. Devletin kendisinin söylediği şeyler bunlar. 8 bakanlığından daha büyük bir bütçeye sahip bir olanak ayırıyor buraya. Peki yani siz bunları yaparsanız ondan sonra dua etmekten başka bir şey bulamazsınız. Duayla ancak bu virüsün üzerinden gelebileceğinize inanırsınız. Yani biz geçmişten de O biliyoruz. zaman Örneğin şunu bir şöyle papa kalkıyor, cevaplayabilir içime miyiz biri? gireyim. Bir Tabii. papa kalkıyor, kediler işte şeytandır diyor. Kediler öldürülüyor, fareler çoğalıyor, veba bilmem ne oluyor. İşte bunu hepiniz bilirsiniz. Bilmeyenler de merak edenler de hemen internete girip öğrenebilirler. Kara ölüm diye bir şey yaşamış bu insanlık. Sırf Avrupa'da 75 milyon insanın ölümüne neden olan bir hastalık çıkmış ortaya. 75 milyon insan. Buna duayla mı çare buldular? Yani araştırsınlar insanlar, şöyle bir girsinler araştırsınlar. O nedenle böyle dualarla, işte gülbanklarla bizden tarafa söylenecek olursa eğer, bu işlerin üzerinden gelinemez. Gerçeğe bakacaksınız. Pir söylemiş ya, demiş, bilimle gidin ya. Bilimle çözersiniz bu işi ancak.
Yani öğrenmek istediğiniz şeylerden biri de nereden geldik sorusudur. İnsanlık da bunu arıyor. Bunu da bulabilecekseniz eğer, bizim dışımızda canlılar yaşıyor mu, yaşayamıyor mu, en yakın komşumuz nerede falan filan sorularına bir cevap arıyorsanız da bunu ancak bilimle yapabilirsiniz. Bilimle ulaşabilirsiniz ancak. Ulaşabileceğiniz yere, başka bir şeyle değil. İşte Mehmet Ali Demir arkadaşımızın da belirtmeye çalıştığı şey bu. İnsanların gözüne soktu dedi bu virüs gerçekleri. Ama ne kadar insanın gözüne soktu orası meçhul. Bununla ancak kolektif bir çabayla işte tam aslında ama burada bir şey daha belirteyim. Kolektif bir çabayla kurtulabiliriz diyorum. Ama o kolektif çaba da yok. Herkes kendini düşünüyor. Gidiyorsun mesela bir Einkauf Zentrum'da, yani bir alışveriş merkezinde neye ihtiyacı var? Şunu şunu arayayım diyorsun. İşte bir hafta dışarı çıkmasam ne olur? Şunlara ihtiyacım var. Aradığın şeyleri bulamıyorsun. İnsanlar toplu toplu, yani 3 haftalık, 2 haftalık değil. Belki 3 yıllık alıp götürüyor. Polisler bekliyor bazı ihtiyaç malzemelerinin başında. Bir taneden fazla alamazsın deme durumuna geldiler artık. Yani bu kadar da benciller. Kendilerini yaşatmak için ne yapıyorsa, ne gerekiyorsa onu yapıyorlar. Yani komşusunu düşünmüyor. Ya şunu almayayım, bir tane alayım da bir tanesi de komşuya kalsın demiyor hiç kimse. Ne kadar fazla varsa onu fazlalıktan almaya çalışıyor. Sebzeler bile öyle. Götürecek, belki evde çürüyecek çoğu. Belki de bilmiyorum konserve mi yapacak, ne yapacak. Yani gidiyorsun bulamıyorsun bazı şeyleri. Bu hale geldiler yani, bencillik o ölçüde alıp gitti ki ha şuna geldi sonuçta insan. Hep diyoruz ya, gittiğimiz yerlerde insanoğlu evrende iki şeyi yapar. Bir, fiziki varlığını devam ettirir. Onun için işte kendi varlığını devam ettirebileceği enerji kaynaklarına, yani yiyeceğe, içeceğe ulaşmak zorunda. İki, eşini bulduysa eğer neslini, soyunu devam ettirir. Onun dışında başka bir şey yapmaz. O halde hep söylüyoruz işte ya. İnsan, bu savaşlar niye? Yani Neden insanlar böyle öldürücü silahların geliştirilmesi doğrultusunda bu kadar maddi kaynak ayırır? Bilimin bu yönünü geliştirmeye çalışır. Bunu elinde tutmaya çalışır. Ne olacak hadi şimdi? Yani biraz insanların bunları düşünmesi lazım. Sen bir şey söyleyecektin. Ben evet Pirim. Şimdi Pirim, ben şeyle, yani o cevapları toparlayarak gitmek istiyordum da şimdi, yani sonuç itibariyle nasıl konumlanmalı ve işte az önce bir canımız da şey yazdı işte, bir saniye Prim, o yorumu da bulayım çünkü kaçtı bazılar arada. Evet, kendilerindekiler dedi bir canımız, Ahmet Cingöz Can. Şimdi yani biz de o zaman buradan, şimdi senin söylediklerini şu sonucu çıkartıp şöyle toparlayabilir miyiz o zaman? Özellikle şu anda bizim gündemimiz, yani bizim varlık koşulumuz Alevilik ve Alevi canlar olduğu için özellikle oraya söylüyoruz ama insanlık için de geçerli bir şey. O zaman bu işin öznesi olmayı, yani bunun bir parçası olmayı kendinize artık göstermek ve görmek zorundasınız. Yani görmeyene göstermek zorundasınız ve bu sorumluluğu taşımak zorundasınız, araştırmak zorundasınız, bilimsel çalışmalar yapmak zorundasınız, gençliği bu noktada yetiştirmek zorundasınız, pirlerinizi bu şekilde yetiştirmek zorundasınız. En başta bu sorumluluk senin örgütlerine düşer. Şimdi örgütlerin bu kadar insanı kendi çatılarının altına topluyorlarsa, bir tane Pir İbrahim Kılavuz'un yanına ben ikinci bir tanesini koyamıyorsam, bunu sorgulamak o örgütlülüğün içinde olan herkese, her vicdanlı bireye, artık bu gerçekle yüzleşen herkese aittir. Ya bu konuda da ısrarlı bir, niye? Çünkü bugün görüyoruz yani her şey, cenevinizle dahil hepsi, bütün din haneler kapandı. Kendini din içinde gören herkes kapandı. Duayla bugün o toplumu uyutanlar kapandı. Ne oldu? Uykumuzdan bizi bir virüs uyandırıyor. Ama uyanmayanlar var dediğin gibi hala. Bunları da uyandırmak istiyorsak o zaman görenlerin görmeyenlere iyi anlatabilmesi gerekiyor. Ve bundan sonra kendileri de bu işin öznesi olabilmesini sağlayabilmesi gerekiyor. Yani senin Pirin diyecek ki bilimle gidilmeyen yolun sonu karanlık diyecek. Ama sen bilim dışında her şeyin peşinden gideceksin. Yani sen o zaman karanlığa götürüyorsun ama burada tek suçluyu ben işte o bilimi göremeyen pirlere,
tek suçu o işte bilimden uzaklaşmış Alevilere değil, onları örgütü olduğunu iddia eden büyük kurumlara söylerim. Çünkü sen bunları çatına topladın, sen bunları bu hale getirdin, sen bunlara önderlik yapamadın derim. Öz eleştiriyi ilk buradan koyup bu noktada gerçekten bilimsel bir çıkış yapabilmek gerekiyor. Yani bir şey artık bize daha net öğretemez. Veli Balaban eş başkanımız da bir yorum yazmış. Ben onunla tekrar sözü sana bırakacağım Pirim. Başka bir konuyu açarak getireceğim buna. Devrimci Alevler kimseye hayal pazarlamaz, hurafe ile avutmaz. Biz gerçekte var olan canlarız. Toplumumuz gerçek yaşamda var ve sorunlarımız gerçek yaşamda var. Eğer biz kendimizi gerçek yaşamda var edip yaşatmak istiyorsak zorunlu olarak Pir Bektaş Veli'nin işaret ettiği yolda yürümek zorundayız. Bilim yolu bizim yolumuz olmak zorundadır. Cehennemle korkutup cennet vaadi ile hayal pazarlamak ezenlerin ihtiyacıdır. Mazlumların değil. Güzel bir yorum göndermiş. Onu okuyayım dedim. Şimdi Pirim, yani şimdi bir taraftan şimdi diğer şey yorumlar da var. Mesela bu işin emperyalizm tarafından tezgahlandı. Az önce biz de aslında cümle içinde geçirmeye çalıştık. İşte sen işte söyledin yani fatura kimlere çıktığını. Şimdi bu tür şeyleri elbette görebilmek için işte uyanabilmek gerekiyor, okuyabilmek gerekiyor, sorgulayabilmek gerekiyor ki kimin neyin bizim hayatımıza nasıl müdahale ettiğini. Yani üst çatıdan bakarsak emperyalizm, alt çatıdan bakarsak örgütlüklerimizin içinde de yaşıyoruz biz bunu. Çünkü sadece emperyalizm üstüne atıp çıkmak da bir yanlıştır. Çünkü sorunu havale etmek gibi bir noktaya geliyor. Yani bu yüzden ısrarla diyoruz ki bilimsel her yerde bilimsel ve akademik düşünen gençlik ve insanlar, kadroların önünü açın ve yetiştirmeye çalışın. Bunlar koşullarını oluşturun. Gerisini onlar görür, gösterir ve beraber kanalize etmenin yollarını bulabilir. Şimdi mesela doğanın yok edilmesine ilişki söyleyeceğim. Bu da Alevi değerlerinin en önemli yerlerinden biridir. Yani kendini doğanın hep bir parçası olarak görmüştür. Geçenlerde bir tane doktor, akademik bir doktor şey demişti işte bu 1985'lerde HIV virüsü hayatımıza girdi. Niye dedi? Çünkü girdiler Amazon ormanlarını talan etmeye kalkınca oradan kaptılar bunu. Ve bu AIDS virüsü dedi çözümü bulunsa da bulunmasa da doğanın bir refleksi olarak üstümüze geldi. Yani biz nasıl hani birini öldürmeye kalkarsan o kendini savunmak için karşı tarafa doğal olarak saldırırsa bir nevi doğayı yok ederek de aslında bu tür şeylerin yolunu açıyoruz. Sonra da emperyalizm bunu laboratuvarlarda geliştiriyor. İşte yaş sınırı yukarıdaki insanları vurmaya başlıyor. Şimdi bak doğa, şimdi emperyalizmin doğaya müdahalesi ve bizim de buna karşı durumumuz. Yani seyirci gibiyiz. Seyirci oluşumuzun asıl elbette ki kaynağı yani bilimsel akademik düşüncelerden bizim uzaklaştırılmamız. Peki yani bu konuda neler söyleyebilirsin ya da neler düşünmek lazım, nasıl yaklaşmak lazım? Çünkü ciddi bir sıkıntı var. Yani doğa da yok ediliyor ve doğanın yok edilmesi sonucu başlıyor. Emperyalizm laboratuvarda bir şeyler oluşturuyor. Biz ne yapacağız o zaman? Bu en son belirttiğin şeyden değerlendirmeden yola çıkarak şunu söyleyeyim ki doğa böyle intikamcı bir bilince sahip değil. Onun öyle intikam alma gibi bir amacı yok. Doğayı ve dediğimiz şeyi onun rasyonel akışı içerisindeki seyrini değiştiren bu üzerine ayak bastığımız adına dünya dediğimiz dünyada insan dediğimiz canlı. Yani hiçbir hayvanın gerçi biz de hayvanlar sınıfındayız, canlılar değerlendirirken kendimizi çok böyle şey görmeyelim ama bizim dışımızdaki hiçbir hayvanın doğayı değiştirmek gibi bir amacı yok. Olmamıştır, yapmamıştır da. Yani hangi bizim dışımızdaki canlı işte suları şurada biriktireyim, baraj yapayım, İşte buradan elektrik enerjisi üreteyim ya da işte toprağı şu kadar deleyim, altından fosil yakıtları çıkartayım, ayrıştırayım, bunu işte hareket etmede bir enerji olarak kullanayım, ısınmada bir enerji olarak kullanayım gibi bir şey yok. Öyle bir şey yok. Yani ve bütün bunları yaparken önemli olan şey şu, bilime karşı çıkıyor gibi görünebilir anlattığım şeydir. Hayır.
Şu söylemek istediğim şey şu. Elbette biz bunları keşfedeceğiz bilimsel olarak. Elbette 4000 metre delerek toprağı altından fosil yakıtları çıkartacağız. Bunu enerji olarak kullanacağız. Ama bütün bunları kullanırken ihtiyaca göre mi yapacağız bunu? Yoksa birilerinin cebine bir şeyler girsin diye kar amacına yönelik olarak mı yapacağız? Mesele bu. İşte sistem dediğimiz şeyi bu yapıyor. Yani amacımız ne olacak? İhtiyacımız yani bir aslan gibi bir can kendi dışındaki bir canlıyı yakalaması gerekir. Et oburdur çünkü. Onu yemezse fiziki varlığını devam ettiremez. Onu yakalayacak ama o orada bitti, tamam bitti. Zaten eşi yanında soyunu da devam ettiriyor. Ama şimdi ihtiyaç dışı bir şey yapmıyor ki bizim dışımızdaki canlılar. Ama biz ihtiyacın ötesinde şeyler yapıyoruz. Evet prim, yani bizim buz Mesela bu. derin dondurucularımız var. Bir sürü eşya sığdırırız. İşte marketlerimizde son tüketim tarihi gelen böyle bir sürü canlı katledilmiştir ve çöpe gider çoğu. Sadece o değil Haydarcan. Yani şimdi kimin evinde son sistem televizyon yok? Peki sokağa koyduğu televizyon çalışmıyor muydu? Renkli değil miydi? Daha 50 yıl önce kimsenin evinde, çoğunun evinde televizyon yoktu benim geldiğim coğrafyada. Bırak renklisini, şununu, bununu. Ama şimdi biz çoğu renkli televizyonu sokağa bıraktık. Mesela dün kaldırıp attığımız telefon çalışmıyor muydu? Yani ihtiyaç fazlası şeyler üretiyoruz. Ve bunlar çöp oluyor, çöp. Bunu götürüp uzayın herhangi başka bir yerine atmıyoruz. Bunu götürüp başka bir planete bırakmıyoruz. Bu planette kalıyor. Mesela ta bundan 30 yıl önce okuduğum bir dergide şey diyordu. Tek bir otomobilin yapılması için ortaya çıkan çöp miktarı 5 ton. Tek bir otomobil. Sırf FAW örneğin Volkswagen firması 10 merkez üretim fabrikalarında Wolfsburg'da gidin bakın gezin görürsünüz 18 saniyede bir tane otomobil çıkıyor. 18 saniyede. Peki bu ihtiyaç mı? Sadece bu otomobil anlamında bir firmanın ismini vererek söyledim size. Kaç firma var? Kaç hepsi de bu otomotiv sanayide bant usulü çalışıyorlar hepsi. Bu kadar zamanda üretiyorlar otomobillerini. Sadece bu otomobil alanında böyle. Gidin diğer ihtiyaç birimlerine bakın. Yani bu kadar ihtiyaç fazlası şeyler üretiliyor. Yani tüketim amaçlı, kar amaçlı üretim yapılıyor. İhtiyaca göre değil. Onu belirtmeye çalışıyorum. Ve bugün küresel anlamda ortaya çıkmış olan krizin ana kaynağı da bu. İşte aslında bana biraz da belki işte yine burada komplo teorisi falan filan diyeceksiniz belki ama bu krizden çıkış yolları gibi görünüyor. Yani bu biraz da şey olacak işte insanlar evlerinde biriktirdiklerini biraz işte tüketmeye çalışacaklar. Şimdi insanlar para harcamaktan korkmuyorlar öyle değil mi? Yani ya bu fazla ya bu benim işte iki şişe şaraba ihtiyacım yok bir tane de yeter demiyorlar. 10 kasa birden alıyor örneğin diyelim ki. Ya da diyelim ekmek un alacak. Her gün diyelim her hafta bir paket un alıyorsa şimdi 10 paket birden getirdi eve. Belki 20 paket getirdi. İhtiyaç fazlası aldı. Neden? Fiziki varlığını devam ettirecek. Evet, Onun ama için aldı. bunun diğer bir çılgın tüketim haline gelmesi ve kendi ihtiyacının dışına taşmasının sebebi, yegane sebebi de kapitalist rekabetin bizde yansıması. Evet yani şimdi Yani bu şey değil yani şimdi herkes bizden ısrarla direkt bunu duymak istiyorlar. Hatta şöyle diyeceğiz. Canlar, koronavirüsü kesinlikle kapitalizm üretiyor. Doğayı katleden kapitalizm, bizi bu hale getiren kapitalizm, hadi iyi geceler. Canlar, biraz sabrederseniz oraya getiriyoruz. Yani konuyu, çünkü işte ısrarla bizden cevap bekliyorlar. Israrla bunun nedeni ne? Bu kim? ya Bu niye şimdi yapmış? Yani bu elbette bir ki kapitalizm, bahsedeceğimiz kapitalizm, ama hani sohbeti böyle yaparsak direkt böyle bitirmiş oluruz. Biz de hani sonucun biraz genel, kendi payımızı da konuşmak zorundayız. Çünkü sadece
kapitalizmden bahsedersek bu bir hata olur. Çünkü az önce Prim bir şey daha söyledi. Kapitalizmin bir parçası olmuşsun anlayış olarak. Sana bir önceki model neye yetmiyordu da bir sonraki modeli almak için bir diğerini çöpe attın. Burada kendini de sorgulamak zorundasın. Yani kapitalizm seni nasıl anlayış olarak kendisinin bir parçası yapmış, bunu da görmek zorundasın. Ben özür dileyerek Prim biraz uzatacağım. Rica ederim uzat, sağ Tayfun Can demiş ki doğa kendini var etmeye çalışıyor. Yok olmamak için tepki koyuyor ve doğa senin yaşamını kendi varlığına bağlı olduğunu senden daha iyi biliyor ve kendini var etmeye çalışarak sana faydalı olmaya çalışıyor. Nusret Oral Dede de demiş ki doğa intikam almaz doğru bir yaklaşım mı diye sormuş. Tabiat ve doğada canlı olduğuna göre kendine yapılan bu kadar kötülüğe karşı bir refleks göstermez mi? İnancımız tabiat doğanın canlı olduğundan bahseder. Ben kısaca şöyle bir şey söyleyeceğim, sana bırakacağım sözü. Doğa intikam almaz. Doğanın çünkü intikam almak gibi bir derdi yoktur. Doğadan intikam alan kapitalizmdir. Çünkü doğayı yok ediyorsa, insanlar da o kapitalizmin bir parçasıysa doğayı yok etmeye kalkarsan doğal olarak dengeyi bozarsın ve o dengenin sonucunu yaşarsın. Doğa şöyle düşünmez, yani sen beni yok ediyorsan ben seni yok edeyim demez. Zaten sen doğayı yok etmezsen, kapitalizmin anlayışıyla hareket etmezsen, ezen kültürün anlayışıyla hareket etmezsen doğa kendini yenileyebiliyor. Tayfun Can'ın söylediği yorum o açıdan çok anlamlıdır. Doğa kendi kendini var etmeye çalışıyor. Elbette ki doğa şöyle demez ki ya beni yok ediyorsun sana refleks göstereyim. Hayır, sen dengeyi bozduğun için doğa bu hale geliyor. Ya da dünya dengesi bozuluyor. Buzullar bu yüzden eriyor. Doğa şöyle demiyor. Ya siz beni yok ettiniz ben eriyim. Hayır. Sen ozon tabakasını deliyorsun. Bu yüzden bu oluyor. İşte bu yüzden ben Nusret Oral gibi dedelerden de kendisi de sonuçta cem bağlayan bu yolda önderlik yapanlardan biridir. O zaman gençleri ne yapmak gerekiyor? Bunları algılayacak, sorgulayacak duruma getirmek için kendimizle başlatıp onlara da o zaman bilimi önermemiz gerekiyor. Biraz daha bu konuda o zaman cesur olmamız gerekiyor. Kalkıp hala kendimizden çok çok geri, yolumuzdan çok çok geri, buradan ifade ettiğimizden çok çok geriden hareket etmememiz gerekiyor. Maalesef ben ısrar ediyorum. Varsa bana göstersinler. Ben Pir İbrahim gibi kılavuzları talep edilmesini istiyorum. Varsa bana göstersinler. Beni utandırsınlar. Bilimle alakalı olsun. Piriniz size ısrarla bilim desin. Desin ki siz desin gerçekten size bilimden, akademiden bahseden ve sizi bu doğrultuda geliştiren insanları kendinize pir seçin. Çünkü pir talip seçmez desin. Bir tanesi çıksın ısrarla şurada kitle kasmaya çalışmadan ısrarla insanlara bilimsel metotlarla anlatmaya çalışsın. Ve bilimle meraklı olsun. Pirim en son okuduğunuz bilimsel veri kaynak ne oldu? Bunu da sorabilir miyim? Neyle ilgili okudunuz en son? 200 sayfa kaldı. Bu Richard Dawkins'in Ataların İzinde diye böyle bir şey var. Tabii o da DNA'ları inceliyor. Yani bizi nereye götürür? Yani soy ağacımızın izlediği yolu anlatan bilimsel bir 750 sayfalık bir kitap. Gerçekten değerli bir kitap. Onun işte 550 sayfasını okumuşum. İşte geriye 200 sayfa kaldı. O da bitecek yakında. O önemli bilim adamlarından bir tanesi bu çağın yetiştirdiği. Bu konuyla ilgilenen insanlar bilirler tabii onu. Ama burayı geçelim. Demin bir canımız şey sormuş işte doğa intikam alır falan da. Şimdi intikam dediğimiz duygu iradi bir şeydir. Yani düşünsel olarak ortaya çıkan bir şey. Düşünürsün, plan yaparsın vesaire vesaire. Sen bana bunu yaptın, ben de sana bunu yaparım der gibi bir şeydir. İntikam o. Şimdi doğa böyle bir şey yapmaz. Ama doğa, siz şimdi diyelim ki bir göl var orada. Bu gölün kenarına işte ördekler geliyorlar, göçmen ördekler yuva yapıyorlar, konuyorlar işte havanın saat ısındığı zaman da göl kenarları elbette biraz daha sıcak olurlar ama hava soğumaya başladığında buradan işte göçüp gitmeye kalkan ördekler siz gölü değiştirirseniz eğer yerini daha erken hareket etmeye çalışırlar. O onlar açısından yıkım olur. Yani
Ortam daha erken soğur. Bu kadar basit. Termodinamiğin ikinci kanunu işler. Yani bir kahveyi bir yere yani kaynamış bir suyla yaptığınız kahveyi getirir masaya korsanız onun soğumaktan başka yapacak bir şey yoktur. Soğur. Yani ısı kendinden daha düşük sıcaklıklara doğru hareket eder. Bu evrenin her köşesinde böyledir. Yani sizden intikam almaz doğa. Siz doğaya ne kadar zarar vermişseniz o zarar ona göre değil size göredir. Siz kendinize zarar veriyorsunuz. Siz kendi yaşam koşullarınızı ortadan kaldırıyorsunuz demektir. Doğa ona göre farklı şeyler yapar. Yani bir zamanlar bu planet bir ateş topuydu. Öyle değil mi? Çevresi işte ikinci kanunu termodinamiğin gerçekleşerek soğumaya başladı. En çok soğuyan yerler kabuk bağladı, bağladı, bağladı. Şimdi biz bu kabuğa 33 kilometre diyoruz. 33 kilometresi kabuk. Ondan sonraki 3000 kilometresi ne diyoruz? Manto diyoruz. Yani 3033 kilometresi katı halde dünyamızın. Ondan sonra magma başlıyor. Yani erkik halde 6000 santigrat derecelik ısının var olduğu ve 2100 kilometrelik bir bölüm başlıyor. Yani hala orası erkik halde 6000 santigrat derecelik bir ısının olduğu bir bölge. Yani dünya bir zamanlar böyle değildi. Bugünkü gibi ağaç mağaç yoktu. Ağaçlar, bitki dediğimiz şeyler bu planette çok değişik bir zamanda şekillendi. Ondan sonra mesela tek hücreli canlılar vardı bir dönem oldu. Bu dünyanın işte bu bilimsel verilere göre 1,5 milyarlı yaşını kutluyor olduğu bir dönemde denizlerde oluşmaya başladı. Ne kadar bir zaman süre bunlar varlıklarını devam ettirdiler? İşte bilim diyor ki buna 1 milyar işte demin okuduğum kitap da bütün bunları anlatıyor. 1 milyarlı yıl bu tek hücreli varlıklar var varlıklarını devam ettiriyor. Çok hücreli varlıklar haline geliyorlar. Benim çerağım yanıyor siz ama bu bir taraftan ama şey değil. Burayı aydınlatan televizyon açıktı. Onun ışığı da yansıyordu. Evet. Öyleydi. Ya Bu ben şunu hatırlatayım, neden karanlıkta olduğumuzu, yani böyle az ışıklı ben durduğumuzu o tekrar. zaman şey de yapabilirim yani ışıtabilirim de burayı Tabii farklı bir tabii. biçimde. Tabii yani şey yapabilirsin prim. Evet yani ne diyordum yani gelişerek yani çok hücreler oluşmuş çok hücreler işte denizlerde çok farklı türleri oluşturmaya başlamış. Giderek bunlar yani denizlerden karaya hayatın çıkması milyarlı zamanlardan söz ediyoruz yani. Milyarlı zamanları alıyor bunlar. Böyle durup dururken işte o teolojide anlatıldığı gibi kün dedi de var eyledi değil yani. Biz öyle kün denince var olan canlılar değiliz. Bir defa bunlardan kurtulmamız lazım. Yani ne yapacağız? Sizin de demin söylediğiniz gibi bilimsel yollarla nelerin yapılması gerekiyor? Biz nereden geldiği sorusuna zaten bilim çok açık bir biçimde cevap veriyor. Yani bizi bugün var olması doğrultusunda korkunç paralar harcanan, maddi olanaklar aktarılan, adına din dediğimiz şeylerin var olmasını devam ettirilmesini sağlayan şey de sermayenin kendisi. Geçmişte de böyle olmuş. Bakın, imparatorlar, krallar seçmiş din adamlarını öyle değil mi? Din adamları gelmiş, onların kafalarına taşları koymuş, onu da kutsamış. Yani şimdi bir din adamı bilmem gökten bilmem neyle falan filan gelip oraya oturmamış ki. Onu krallar, yani imparatorlar, şahlar, sultanlar seçmişler. Onların ne bileyim asaları altında hareket eden, varlık gösteren ve bize göre erken, onlara göre işte ibadet yürüten insanlar olmuşlar. Onlara göre karar vermişler. Böyle olmuş hep, böyle işlemiş. Bugün de öyle işliyor. Bugün de öyle işliyor. Yani sisteme hizmet eden canlılar bunlar. Başka bir şey değiller ki. Ha bundan kurtulması lazım insanoğlunun. Nedir?
Ya şimdi onların gök dediği yerde her şeyi belirleyen, her şeyi kontrol eden, her şeyi yaratan, değiştiren, dönüştüren, geleceğe taşıyan bir canlı yok, bir irade yok. Artık bunu anlamaları lazım ya. 21. yüzyılda yaşıyoruz. Demin de söyledim daha konuşmaya başlarken. Benim kanım senin kanından daha kırmızı, daha sıcak, daha yoğun değil. Peki ben nasıl ya da şimdi ortalıkta dolanan, benim gibi ortaya çıkmış olan, ben çıkmıyorum da ayrı bir olay, çıkmış olanlara söylüyorum. Yani böyle ilahi bir güçleri mi var onlara, kendi dışındaki insanlara ait olmayan, sadece kendilerine ait olan güçleri mi var bunların? Ama bunu aynen böyle söylüyorlar. Aa, kim geldi ya, işte dede geldi, pir geldi. Ya ne gelirse gelsin. Geldi, bilgisiyle geldiyse hoş geldi, sefa geldi. Biz o bilgi için hani yoluna turab oluruz ya. İşte bir hani böyledir. O bilgi için yaparız bunu. Yoksa bilmem falanca kanın, falanca bilmem neyin şeyi olduğu için değil. Bu çok geri bir düşünce. Ama Bundan Pirim işte kurtulması lazım demek. bunun bir kere de altını çizmek lazım işte. Bulunduğumuz örgütlülüklerin içinde taleplerimizi doğru belirlememiz lazım. Senin hep bir sözün vardı. Pir talibini değil, talip Evet. pirini seçer diyordun. Evet. Şimdi biz de doğal olarak bizi bir kurum olarak örgütleyen ve bizi yönetenler varsa o zaman oradan da taleplerimiz olabilmesi gerekir. Yani oradan bilimsel düşünen insanların yetişmesi için koşulları oluşturmamız gerekiyor. Kişilerin üstüne atarak bu işin içinden çıkmamak gerekiyor. Örgütün kendisi sorgulanması gerekiyor. Ve o doğrultuda hareket edip etmediğine bakmak gerekiyor ve bunun takipçisi olmak gerekiyor. Yani yoksa yani o meydanı sen o şekilde boş bırakırsan doğal olarak o boşluğu da cehaletle doldururlar, yönetmek için doldururlar. Az önce söylediğin gibi yani düne baktığın zaman padişahlar, krallar daha öncelere gidersen köle sahipleri ne yapıyorlardı? Dinlere şey yapıyor. Bugün kapitalizme baktığında yine aynı şeyi yapıyor. Yani şimdi sen de doğaya inanan, doğanın bir parçası olduğunu düşünen, evrenin bir parçası olduğunu düşünen, varlığın birliğine inanan bir felsefi inanç olarak kalkıp onlardan bir farkın kalmıyorsa ve gitgide asimile oluyorsan, yani buna dur demenin yöntemleri de budur. Çünkü buna dur dersen bugün yani mesela güzel bir espri var, onu da söylemeden geçmeyeceğim. Jean Cocteau demiş ki, Piro demiş, karanlıkta hareket yetisi yok mu bu koronanın? Yani işte biz bugün delil yaktık Can. Amacımız oydu yani gerçeği anlatabilmek, aydınlanmak, aydınlatabilmekle ilgiliydi. O anlamda yaktığımız bir şeydi. Yoksa korona büyük ihtimalle karanlıkta da çok iyi kayabilecek bir virüstür. Yani bu noktada işte izleyici olmamamız gerekiyor. Yani biraz söz sahibi olabilmemiz gerekiyor. Bu bugün örgütle başlar, yarın öbür gün devletlerine karşı insanlar talepte bulunmayı, sorgulamayı öğrenir. Çünkü okursa, bilimsel akademik bir yönle gelişirse devrimci de olabilir. Yani değiştirici olabilir. Bunları yapmazsa, onu dinle beslerlerse, onu yalanla beslerlerse, onu hurafelerle beslerlerse, bugünkü gibi her şeyi kapatır. Duanın da bir işe yaramadığını, aldığı hiçbir bilginin hiçbir işine yaramadığını oturur, bilimden gelecek çareyle çaresizce bekler. Fikri bile olmaz. Ne yapacağını da bilmez. Büyük prim, özür dilerim. Biraz uzatıyorum bugün. Sen çok güzel ifade ettin bu şeyleri. İşte bütün bunlara gidip işte şeyi açıkça belirteyim. Mesela bu tür konuşmaların kitleler önünde yapılmasına müsaade etmiyorlar. Yani bugün Alevi örgütlenmesi diye ortaya çıkmış, koca konfederasyonlar şeklinde örgütlenmiş örgütlerin en tepesinde bulunan insanlar bile bu tür şeylerin konuşulmasını istemiyorlar. Örnekler var. Mesela birkaç yerden çağrılmıştım. Gel burada işte konuş. Ya da işte bir erken yürüt dendiğinde tüm güçleri kullanılarak engellenmiştir bunlar. Engelleniyor yani. Ne gidip orada hurafe anlatacaksınız? Bellidir. Kerbela diyeceksiniz, Hasan Hüseyin diyeceksiniz, onu imam diyeceksiniz, Ana Fatime diyeceksiniz, başka da bir şey söylemeyeceksiniz. Ya arkadaş, tamam yani söylesen git bunları söyle. Yani bunlar neyini halletti bugüne kadar?
İşte bak bugün bütün bunları söyle. Say. Bu virüsün DNA'sının işte 12. kolonunun adenilik asit mi olduğu, guanilik asit mi olduğu, sitidilik asit mi olduğu, tinibildilik asit mi olduğunu nereden bileceksin? Nasıl bileceksin ya? Bunu bilemezsin ya. Bu dualarla olmaz. Kaldı ki ne ya işte söyleriz işte. Ya öyle yani pirim yani sonuç itibariyle o dualarla yok edemezler. Bilim ne diyor? Doktorlarımız, akademisyenlerimiz ne diyor? Diyor ki elini sabun suyla yıkarsan bu virüs bir yağ tabakasıdır. Onu çözersin ve artık o bir işe yaramaz. Bak gördüğümüz gibi diğer hiçbir şey bir işe yaramadı ama bir sabun sizden daha çok işe yaradı anlamına gelir. Yani demek ki üretime dayalı olmak gerekiyor ama bunu elbette ki kapitalist üretime göre değil, kolektif üretime göre olmalı. Evet. Doğanın bir parçası gibi hareket edebilmeli insanlık ve insanlar. Alevler de böyle. Çünkü yani sen sadece varlığını sürdürebilecek alanlar ve koşullar içinde durman gerekir. Daha fazlası değil. Katliama dönüştürmemen lazım. Doğa içinde geçer. Çünkü yok ettiğin senin bir parçan. Kapitalizm seni yok etme kültürüne, kendi yani rekabetine parça yapıyor. Düşüncesine riayet etmesini sağlıyor ve sen onun tüketim manyağı haline dönüyorsun. Yani şimdi biraz da dur diyebilmek için de doğal olarak araştırmak zorundasın, şey yapma, kendini güncellemek zorundasın, değiştirmek zorundasın. Murat Can bir soru sormuş. Demiş ki primde yayındayken biraz bu zor dönemde dayanışma nasıl olmalı ve alevi örgütlerin görevi ne olmalı demiş. Yani bu dönemde ne yapmalıyız diye bir soru yöneltmiş. Buna da bir şeyler söylemek ister misin Prim? Şimdi kolektivizm zaten demin sen de belirttin. Aleviliğin en temel ilkelerinden bir tanesi. Yani asıl hani derler ya zurnanın zırt dediği delik de burası. Asıl meselenin özü de bu. Kolektivizm. Bunu mesela değiştirilmeden günümüze kadar varlığını sürdürebilmiş bir gelenekte de görüyoruz. İşte cemlerde işte lokmalar getirilir öyle değil mi? Yeah. Lokmalar getirilir. Yani insanlar ürettiklerini getirip orada paylaşırlar. Yoksa orada karın doyurmak için getirilen şeyler değil onlar. Öyle değil mi? Günümüzde bu o hale dönüştürüldü. Gidiyorsun işte neredeyse insan diyor ya burada maydanoz da yok, maydanoz niye yok, bir başkasında yeşil soğan niye yok falan der gibi hale dönüştürdüler, ayrı bir olay. Ama geçmişte sırf o işte kuru yiyeceklerden işte nedir, ne bileyim fındıktı, fıstıktı, kurutulmuş meyve meyvelerdi, işte kuru üzümden tut bilmem neye kadar bütün bunlar getirilip pay edilirdi. Bakın yani çok önemlidir. Eşitçe pay edilirdi bunlar. Üretim de kolektifti. Yani birisinin işte son zamanlarda ortaya çıkmış şeydir. Yani biz mesela şeyi de anlamadık. Bedrettin'i de anlamadık geçen yıl. Bu yıl anar mıyız bilemiyorum ama şimdi bu yarın yanağından gayri her şeyde ortak olabilmenin sloganı Alevilerin temel düsturu olmuş. Onun için işte hak, bunu nereden biliyoruz? Bunu hakkımızla verilmiş olan fetvalardan biliyoruz. İşte bunların her şeyi ortaktır. Bunların kadınları da ortaktır. O nedenle bunların katli vaciptir şeklinde verilmiş fetvalardan biliyoruz. Bunu sadece İslamiyet inancında olanlar değil. Ta o İznik Konsili 325'lerden sonra verilen fetvalarla da biliyoruz. Yani çünkü dünyada var olan kişilerin temel idari biçimleri haline gelmiş işte o krallıklar, imparatorluklar, sultanlıklar, şahların sistemi açısından biliyoruz. Onların sistemini sarsacak sisteme karşı olduğu için o duyguları bu tür fetvalar verilmiş, yoksa başka bir şeyden değil. Ama insan doğasının gerektirdiği duygulardır bunlar. İnsan doğasına aykırı şeyler değil. Gelecekte işte bak bugün de bu küresel krizin vardığı noktada bu. İşte
Her dönem bakıyorsun bir yüzyılda falan filan diyorlar da yüzyılı da bulmuyor. Bir kriz çıkıyor ortaya. Korkunç bir ölçüde insanlar etkileniyor. Bu da öylesi bir krizlerden bir tanesine dönüyor. Bu bir küresel kriz. Bu işte ortaya çıktı. İnsanları evlerine kapayan bir krizmiş gibi görünen şey aslında ekonomik olarak baktığında çoğu ülkenin içinde bulunduğu şartları da gösteriyor. Bu tabi apayrı bir uzmanlık alanı. Burada ekonomistler çıkar konuşurlar, anlatırlar. Yani bu para nedir, nereye gidiyor, ne kasıl birikti, nasıl basılıyor, kimlerin elinde, ne kadar şirket var, nereden nasıl yönetiliyor bunlar. Bunlar hep ayrı bir şey konusu ama Aleviliğin felsefesinde tam şey var. Bugün içinde yaşadığımız sistemleri öteleyen, nasıl öteleyen? İşte kolektif üretimi ve ihtiyaca göre tüketimi amaçlayan bir sistem arzulamışlar. Geçmişte de bu böyle olmuş. Gelecekte de bugün ama bugün yaşayan Aleviler açısından baktığımızda ya da Alevilik açısından baktığımızda sorun buralarda değil. Yani bunun çok ötesinde şeyler. Ama asıl Aleviliğin temel felsefesinde var olan bu ilkenin uygulanmasına bağlı. İnsanlığın geleceği. Ancak insanlık böyle rahat eder. Yani bu krizlerden ancak ihtiyaca göre üretim yaptığınızda, kolektif olarak katıldığınız, kolektif olarak tükettiğinizde ancak bundan kurtulabilirsiniz. Başka türlü de olmaz. Aleviliğin felsefesinde de zaten bu var. Ama bütün bunların göz ardı edilmesi için Aleviliğin özündeki bu ilkenin göz ardı edilmesi için, üstünün kapanması için bizzat Alevi örgütleri şimdi ellerinden gelen her şeyi yapıyor görünümündedirler. Bunları uyguluyorlar. Yani bunu söyleyebilirim demin canımızın sorduğu soru karşılığı. Tabii mesele daha da genişletilebilir. Keşke böyle olanaklar olsa, yan yana oturup böyle muhabbetler edebilsek, Pirim, çok daha. biz senle bir normal standart günlerimizin dışında da bundan sonra saat 11, Türkiye'de de saatler biraz geri alınınca 1 saat mesafe kalacak. 11-12 gibi gece muhabbetleri de yapacağız seninle bu şekilde. Artık ben mum ışığımı yakacağım. Ben buna şey oldum. Hoşuma gitti yani benim. Çünkü Yani evet, yani sen karanlığı çok aydınlatmak amaçlı biraz da geçmişe bir gönderme. Yani yok. bu açıdan yakmak isterim ben her seferinde. Seninle gece muhabbetlerine de gireriz. Şimdi süremiz doluyor bizim normalde. Hani tekrardan izlenebilmesi için yayının 1,5 saati geçmemeye çalışıyoruz ki çok uzun olunca izlenmesi de zor oluyor. O kadar mı oldu? 1,5 saat oldu mu ki? Olmak üzere. Yani o yüzden onu çok geçmemeye Ama şey çalışacağım ama söyleyeyim sana, sen çok güzel görünüyorsun. Güzel derken yani aydınlatırsam böyle olur pirim, yani aydınlatıyorsun, oradan bizi yüzümüze yansıyor. Yani talebimiz de var, biz böyle pirler istiyoruz diye talebimiz var. Yani kimse bize kırılmasın, biz kimseyi de suçlamıyoruz. Biz örgütlülüklerimizi suçluyoruz. Çünkü neden? Yani bugün devleti niye suçlarsın? Çünkü sen vergini, her şeyini devlete ödersin. bırakırsın ve devletten sana geri dönmesini istersin. Çok doğal olarak biz de bir örgütlüğün içinde örgütlüğe bir şey veriyorsak ondan bize geri dönmesini talep etme hakkımız vardır. Biz elbette ki bireylere kızmıyoruz. Öbür pirlere ya da öbür işte ne bileyim kişilerle bizim bir sorunumuz yok. Bizim anlayışla bir sorunumuz var. Siz bir anlayış ekiyorsunuz. Biz bu anlayışı eleştirmek zorundayız. Üstüne gitmek zorundayız. Bunu anlamak zorundalar. Yani bunu görmek zorundalar. Bu eleştiri hakkımız vardır. Sonuna kadar da kullanırız. Amacımız nedir? Diyoruz ki biz bunu demiyoruz aslında. Denilen şeyi tekrar edip bunu hayata geçirmek istiyoruz. Bilimsel, akademik ve devrimci eğitim alan gençler yetiştirmek kaçınılmaz bir gerçek oldu. Bunu biz söylemiyoruz. Bunu gerçekler söylüyor. Bunu Alevi tarihimiz söylüyor, insanlık tarihi söylüyor, bunu Babai söylüyor, bunu az önce atıfta bulunduğu söz aslında Börklüce aittir. Börklüce söylüyor, Celali söylüyor, Koçgiri söylüyor, bunu Pirimiz, Bektaşi, Veli söylüyor. Şimdi biz bunu tekrar etmek zorunda kalıyoruz ama bugün koronavirüsü bize daha fazla haklılık gerekçesi yüklüyor.
Bakın bugün bir sabunun yaptığını sizin şu ana kadar yaptığınız asimilasyon veya takviyeci anlayışınız yapamıyor. Ve doğal olarak örgütlülüklerinizi sıkıştırmak zorundasınız. Taleplerinizi bu doğrultuda yapmak zorundasınız. Binlerce Pir İbrahim Kılavuz analarımız olmalı. Bizim bilimsel akademik yetiştirdiğimiz gençler olmalı, devrimci olmalı, değiştirmeyi bilmeli. Tarihimiz de böyle, insanlık tarihi de böyle ilerlemiştir. Biz bunu tekrarlamak zorundayız, bunu anlatmak zorundayız. Biz seninle gece programları yapalım, müsait zamanlar belirleyelim. İnanıyorum ki canlar seninle bu tür bilimsel sohbetlere de girmek isteyecekler. Biraz sıkılıyoruz bilimsel sohbetlerden ama ısrarla senin yani hala bile okuduğun kitap bilimsel akademik bir araştırma üzerine yani bunlarla haşır neşir olsun istiyoruz toplumumuz çünkü uyansın istiyoruz. Yani artık başka bir dünyada değil bu evrende bu dünyanın içinde yaşıyoruz. Bunu görsünler istiyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Senden özür dileyerek son sözlerini isteyeceğim. 10 dakika 15 dakika konuşabilirsin Prim ama yani sana bağlı yani sözünü kesmiş gibi olmayacağım. Ama dediğim gibi 1,5 dakikaya 15 dakikamız var. Buyur yoldaşım. Ben o zaman ben de çok fazla uzatmayayım. Sıkılmış olmasınlar değerli canlar. Böyle Cahit Sıtkı Tarancı'nın bir memleket özlemi var. Bu bence Alevilerin de özlemidir. Onu burada hepinizle paylaşayım istiyorum. Çünkü uzun şiire gerek yok bugün. Sonuna geldiysek zaten şeyin. Cahit Sıtkı Tarancı o şiirinde şu duyguları dile getiriyor. Diyor ki, memleket isterim. Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun. Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun. Memleket isterim. Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun. Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Memleket isterim. Ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun. Kış günü herkesin evi barkı olsun. Memleket isterim. Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun. Olursa bir şikayet ölümden olsun. Evet, böylesi bir memleket hepimizin özlemidir diye düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Böyle, bu kadar. Evet, teşekkürler Prim. Ben de son olarak bu akşamın şeyi olarak sadece şöyle kısa bir şey söyleyeyim. Çera yaptık. Biz çerayı önemserdik. Neden önemserdik? Bizi aydınlatsın diye, karanlığı aydınlatsın diye. Ve buna bir atıfta bulunduk Prim'le. Artık aydınlanalım istiyoruz. Bakın ellerimiz kollarımız bağlı. Sadece bilimden medet umuyoruz ve ne yapacağımızı nasıl düşüneceğimizi de bilmiyoruz. Sadece bekliyoruz. Yani birileri çıkıyor. Bu, dikkat edin bilim adamları, akademisyenler çıkıp konuşmuyor. Sizleri yönetenler çıkıp konuşuyor. Kimisi dua ile diyor. Kimisi işte evinizden çıkmayın bekleyin diyor. Kimisi laboratuvarda üretilmediğini iddia etmeye çalışıyor da üretiliyor. Fark etmiyor ama bakın müdahale edemiyoruz kendi yaşamımızı. Kendi yaşamımızın öznesi olmuyoruz. Bizim hayatımızı birileri yaşıyor. Birileri bizim varlık gerekçemiz için, yokluk gerekçemiz için kararlar veriyor. Bunun öznesi olmak istiyorsak uyanmak zorundayız. Teşekkür ediyorum. Hepinize sabırla bizi izlediğiniz, dinlediğiniz için Prim ben çerayı söndürüyorum. Hasan Can'a da buradan teşekkür ediyorum. Söndürme, çerağını söndürme. Bak biz ona karşıyız. Biz yok, ona karşıyız. Ben programı bitirmek bize anlamlı söndürecektim. Yoksa aydınlığı söndürmek anlamında değil. Yani yok sır edelim diye bir gelenek yok, var. Yok sır değil. Sır etmeyeceğiz. Evet. Sır etmeyeceksin. Bu düşünceleri bak söylüyoruz her tarafta. Şimdi bu canlı yayına herkes dileyen herkes de ulaşabilirdi. Yani bu düşünceleri artık kapılar, kapalı kapılar ardında böyle bekçiler koyarak dağlara, şuralara, buralara, sokaklara, evin dışındaki yerlere, stratejik yerlere, bu tür şeylerle söylemiyoruz, bu düşünceleri birbirimizle paylaşmıyoruz. O nedenle de düşünceyi sır etmek gibi işte bu aynı zamanda düşünce anlamına geliyor. Aydınlatan şey nedir insanların beynini? İşte bu onu temsil ediyor. O nedenle onu sır etmenin hiçbir anlamı yok. O nedenle dedim yani. Anladım. Yok ben o niyetle söndürmeyecektim. Öyle bir de sır etmek gibi derdimiz yok. Sırrı biz açığa çıkartmak istiyoruz. Bu geleneği de kaldıralım yani şimdi. Yani.
Şimdi derim ben. Pelin, şeyi de söyleyeyim son bitirirken. Hasancan, seni 2 dakika daha meşgul edeceğim. Teknik masamızda Hasan Yıldırım var. Bizi sabırla sizlere ulaştırıyor. Yoldaşlar, canlar, şimdi biz bir canlı yayın başlattığımız için bu canlı yayına şimdi konuk alma durumumuz olmuyor. Konumuz belli, konuğumuz belli. Şimdi söylüyoruz burada ısrarla ama gelip canlı yayının ortasında yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki bizi de alamaz mısınız? Beni de alın. Ben de söz istiyorum gibisinden. Yoldaşlar, canlar, başvurun. DAP TV'ye yazın. Konuyu belirtin. Hangi konuda canlı yayın yapmak istiyorsunuz bize belirtin. Biz açarız canlı yayınımızı. Biz kadın canlarımızın da gelip konuşmasını istiyoruz. Biz erkek canlarımızın da gelip konuşmasını istiyoruz. Yazarlarımızın, araştırmacılarımızın böyle bir sıkıntımız yok. Ama lütfen yani bir talepte bulunursanız talebi cevaplayabiliriz. Yani canlı yayın esnasında gelip sizi gördüm katılayım demek biraz zor oluyor. Yani yapamıyoruz böyle bir şey. Yani istesek şimdi Facebook'unuzu alır buradan sizi canlı yayına alırız ama hani böyle de olmaz çünkü konu belli, konuk belli, yapmak istediğimiz belli. Ama isterseniz öncesinden başvurursunuz, sizinle ilgili duyuru yaparız, başlatırız böyle bir canlı yayın. Herkese çok teşekkür ediyoruz tekrardan. İyi geceler, yüreğinize aşk ile diyoruz. Cem olmaya çalıştık. Gördüğünüz gibi Cem'i dogmatik ele almadık. Yani illa bir Cem evinde olması gerekmediğini gösterdik. Aslında Prim burada bir Cem yaptı. Size bilgi sundu Cem de. Sizinle birlikte olmaya çalıştı. Yüreğinize mihman oldu. Yani bu anlamda aslında bir Cem de gerçekleşmiş oldu. Biz bunda da ısrarla vurgular yapmak istiyoruz. Prim'e tekrar teşekkür ediyorum. Hasan Yıldırım'a teşekkür ediyorum. Siz sabırla dinleyen, yorum yapan herkese teşekkür ediyorum. Aşkıyla. Hasan Can, programımızı bitirebiliriz.